Bugün Halifan Korkmaz dosyasına yargılanan tanıklardan polis Hüseyin Engin'in hakkında yeniden bir yargılama başladı. Bu karar şöyle oldu. İlk kararda sanık Hüseyin Engin yönünden beraat kararı vermişti. Daha sonra Yargıtay bu beraat kararını bozup ceza verilmesi gerektiğine hükmetti ve bu Yargıtay bozması neticesinde mahkeme bu defa 7 ay 15 gün ceza verip hükmü erteledi. Hükmün açıklanmasını geri bırakmasına karar verdi. Biz yine buna itiraz ettik. Bu defa Anayasa Mahkemesi burada bir eziyet suçu olduğu ve bu eziyetten dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği yönünde bir karar verip ihlal testi yapıp yargılamanın yeniden başlamasına karar verdi. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi buradaki suçu eziyet olarak yorumlayıp bu kararı bozdu ve bizce bu eziyet dolayısıyla insanlığa aykırı bir suç olması sebebiyle mahkemenin yargılamayı yeniden açıp yeniden delilleri değerlendirip Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda daha ağır bir ceza vermesi gerekiyordu. Ama bugün mahkeme sadece hükmün açıklanması geri bırakılmasına kararını uygulamadan sadece eski kararı yeniden kurup bu şekilde açıkladı. Ertelenmeyen bir karar söz konusu olduğu için sanık hakkında hak mahrumiyetine karar verdi 5 ay sürede. Ha bu şu açıdan öncelikle tabii ki bizce adil olmayan, hukuki olmayan bir karar, kabul edilebilir bir karar değil ama şu açıdan önemli. Şu anda artık sanık polis hakkında bir mahkumiyet kararı kurulmuş oldu ertelenmeyerek. Bu mesleki olarak idari soruşturma getirmesinin de yolunu açar. Meslekten ihraca kadar bir süreci başlatır. Biz bunu şu açıdan önemli buluyoruz. Bu sadece Ali İsmail davası değil. Ali İsmail gibi hak ihlaline uğramış yüzlerce binlerce kişinin davası aslında. Bu süreçten sonra kolluk kuvvetlerinin, polis olsun, jandarma olsun, aslında biz böyle bir şey yaparsak günün sonunda böyle bir cezayla karşılaşabiliriz deyip bu kadar cüretkar olmamalarını sağlayacak bir karar olduğuna inanıyoruz. Bu karar kesin değil. Biz buna yine itiraz edeceğiz. Yargıtay olsun, Anayasa Mahkemesi olsun ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun. Mücadelemiz 10 yıldır devam ediyor. Gücümüz yettiğince de devam edecek.